Alo. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Alo. Dur. Bakayım hemen. Biliyor, duymuşsunuzdur. Duymayanlar daha duysunlar. He. Bu telefonun mucidi var ya, Alexander Graham Bell. Bu vatandaşın bir tane yavuklusu varmış. Bir tane nesi varmış? He, yavuklusu varmış. Bu yavuklusunun ismi Alessandra Lolita Osvaldo'ymuş. Tamam mı? Bunun yavuklusunun ismi neymiş? Alessandra Lolita Osvaldo. Baş harflerini toplayın. Ala. Heh. Bir bunda telefon var, bir de bunun yavuklusunda telefon var. Tamam mı? Telefon çaldıysa kim aradı? O aradı. Başka harici kimse? Yok. Bu da açıyormuş. Ne diyecek? Alessandra Lolita Osvaldo mu diyecek? Ne diyormuş? Lan o alo diyordu. Sen ne alo diyorsun? Allah aşkına şu yaptığınız işin saçmalığına baksanıza. Yaptığınız işin terbiyesizliğine baksanıza. Yaptığınız işin ayarsızlığına baksanıza. He? Dikkat et. Hanımın bunu böyle bilse, buna dikkat etse o halde ortalığı ayağa kaldırır ha. Sen telefon açıyorsun, her telefon açışta başka bir kadının ismini söylüyorsun. Başka bir kadının ismini söyleyerek telefon açıyorsun her telefon açışta. Karıştırıyorum ortalığı. Yenge hanımlar şimdi müsaade etmezler. Etmesinler zaten ya. Her telefon açışta başka bir kadının ismini söyleyerek o söyler. Her telefon açışta başka bir kadının ismini söyleyerek telefon açıyorsun. Öyle kaldırıyorsun telefonu. Bu ne saçmalık ya? Hocam herkes böyle yapıyor. İşte herkes öyle yapıyor. Herkes öyle yapıyor. Buyur. Açarsın. Yengeler de söyler. Sen de yani sen de yengeye müsaade etme. Tamam mı? Buyurun dersin. Efendim dersin. Ne dersin? Söyleyin. Buyurun. Efendim. Ne dersin? Telefonu açtın. Buyurun. Efendim dersin. Karşı taraf ne der? Selamünaleyküm der. Abi insanlar acayip ya. Aylık sohbette mutlaka burada olun Allah'ın izniyle. Şey diyorum, buyurun diyorum, buyurayım diyor. Terbiyesizliğe bak ya. Arkadaş şu terbiyesizliğe bak ya. Arkadaş şu terbiyesizliğe bak ya. Şu saygısızlığa, kafasızlığa bak ya. Acayip bir şey yani. O kadar zor ki, şimdi ben böyle hani insanlarla beraberim ya, bin bir çeşit insanla görüşüyorum. Tabii insanların gönülleri olsun, hoş davranmaya çalışıyorum yerine göre. Siz bakmayın böyle hani kürsüde bağırıyorum, çığırıyorum. Burası kürsü, bağırma. Kürsüde bir fiil, direkt bir muhatabım var mı birebir? Yok, kürsüde ortaya konuşuyorum ben. Tamam mı? Ama aşağıda konuşuyorsam böyle birebir olsa öyle, yani o zaman çok çok daha yani tonaj çok düşer aşağıda. Çok böyle müstesna bir durum olmadıktan sonra. Böyle adamına göre, durumuna göre bazen bir latife yapayım falan diyorum böyle. Tamam. Ne haber diyorum? Ne haber diyorum? Ne diyorum? Ne haber diyorum? Hani gönlü olsun daha işte böyle samimi olayım. İyilik senden ne haber diyor. Çüş o kadar da değil kardeş yani. Allah Allah. O kadar da değil ya. Yani bir ne haber dedik diye asker arkadaş olmadık arkadaşım seninle yani. Hani ben senin gönlün olsun diye öyle davrandım. Sen de tepeme çıkma. Allah Allah. Anladınız mı? Ey kardeşim ey. Aylık sohbet de burada olun inşallah. Tamam. Duysunlar. Etmesinler. Tatlı tatlı erkekler de dikkat etsin. Hanımlar da ne yapsın? Dikkat etsin. Erkekler de dikkat etsin. Hanımlar da dikkat etsin. Abiciğim. Kendi kültürümüz. Neyimiz? Kendi kültürümüz. Bak daha önce bunu söyledim size. Kendi kültürümüz derken tabii kültür dil gibi canlıdır. Ne demek? Değişir. Ne yapar?
değişir. Yani bak dikkat et, hani her ne kadar ben böyle konuşuyorsam da alo demek artık bizim kültürümüz olmuş mu? İşin o tarafı da var. Alo demek bizim kültürümüz olmuş mu? Olmuş. Arkadaşım yani o kültür de canlıdır, o da değişkendir. Zamanla ne yapar? Değişir. Bak bizim kültürümüz olmuş. Yani kimse yadırgar mı alo demeyi? Hayır kardeşim, yadırgamaz. Ama biz kendimize dikkat edelim. Arkadaşım bu değişkendir ya, bu değişkenlikte senin katkın oluyor, senin parmağın oluyor. Bakın ben çocuktum. Şarküteri söyleyin. Şarküteri ne demek biliyor musunuz asıl olarak? Domuz eti satılan yer demek. Ben çocuktum, gıcık olurdum. Küçüktüm ben, çocuk mu gıcık olurdum böyle şeylere. Hatta bir ara böyle inat etmiştim. İsmi yabancı bir olmak girmiyordum oraya böyle. İsmi Türkçe değil, o dükkana girmiyordum. Bacak kadar çocuktum ya. Şarküteri ne demek söyleyeyim? Domuz eti satılan yer demek ama artık değil. Artık normal peynir tavuk satılan yer demek şu anda. Değişti artık, yerleşti topluma. Sözlük değişti. Mesela Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü var. Devamlı değişir. Türk Dil Kurumu değişiklik yaptı. Şunu şöyle değiştirdi, bunu böyle değiştirdi. Halk kullanır artık, iyice yerleşir. Onlar da derler ki baştakiler, bu işin başındakiler artık derler bu işi inat etmenin manası yok. Bu artık bundan sonra böyle olsun derler, değiştirirler. Artık şarküteri ne demek? Söyleyin. Peynir satılan yer demek. Peki nasıl domuz eti satılan yer, peynir satılan yere döndü? Siz dikkat etmediniz, önemsemediniz onun için. Siz ne yapmadınız? Siz dikkat etmediniz, önemsemediniz. Şarküteriye gittik, şarküteriye geldik, şarküteriden alışveriş yaptık, şarküteri açtık, şarküteri ettik, şarküteri bilmem ne ettik dediniz. Domuz eti satılan yeri bizim lisanımıza peynir satılan yer olarak soktunuz. Siz yaptınız. Ben yapmadım. Benim burada parmağım yok Allah'ın izniyle. Bu konuda parmağım yok. Siz yaptınız. Ağzına şarküteri lafzını alıp kullanan, rahat rahat göğsünü gerek hiç sıkılmadan kullanan herkesin bunda parmağı var. Bu bir misal, bariz bir misal. Bunun gibi düşünün şimdi. Aloyu da soktular böyle. Böyle. Abi, belki önüne geçemezsin, mani olamazsın, hiç olmazsa parmağın olmaz. Bunlara dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar?